Fenerbahçe bizi alkışlar. Saldırgan bir demeç değil. Bu ligin oynanmasına gerek yok. 30 Mayıs'tan 30 yıl sonra teknik direktör olarak şampiyon olması. Teknik direktör olarak da Icardi'nin omuzlarında yükseliyor olması da bence şahane bir fotoğraf. Buradaki şu fotoğraftaki hani mesaj bence şampiyonluğun anahtarı gibi bir şey. Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması yaraları biraz olsun saracak mıdır? Yani ne kadar para harcıyorsan o... Ya mesela bir ligde en çok para harcayan takım şampiyon olması gerekmiyor mu doğru yönetildiyse? İngiltere'de falan bizim lig için Twilight. Evet. Yani alacakaranlık kuşağı deniyor. Öyle. Ya bizde transferler böyle işte. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla harcanan paralarla elde ettiğimiz performans arasında çok büyük açı var maalesef. Evet. Bizim eğlencelik, futbolun kendisi değil bizim için eğlencelik olan. Yanlar. Etrafında yarattığımız o senin söylediğin şeylerle yancılar. Eğleniyoruz. Çünkü bizde fanatizm en üstte duruyor. Futbol ikinci planda. Beşiktaş şampiyonluk potasına girmişti. Tabii. Olsaydı o zaman. Derbinin sunduğu Natspor Gazete başladı efendim. Serkan. Sayfaları çevirelim o zaman abi. Şampiyon belli oldu. Ya her şeyden önce ben bu sezon bize böyle bir lig yaşattıkları için sonuna kadar şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe'ye, şampiyon olan Galatasaray'a, sonra onlara yetişip tehdit eden ve şampiyonluk potasına dahi giren ilk yarıda her şey kötü gitmesine rağmen Beşiktaş'a, başka? Gerçekten Adana Demirspor'a, bu ligimizdeki diğer bütün takımlara gerçekten güzel bir lig yaşadık. Hepsine bir teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bence eğlenceli, güzel bir lig oldu. Gaziantepspor ve Hatayspor için bir şey yapılması lazım. Onu da ihmal etmeden, hep hatırlatarak bu meseleyi gündemde tutarak, unutturmadan bir şey yapmak lazım. Ve ayrıca bu hakem tartışmaları ve saçma sapan VAR ve hakem tartışmaları yaparak medyanın besleyen kulüp yöneticilerine ve kulüplere, federasyona da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Ne bize diyorsun? İçerik üreten. İçerik değil üreten. Mi? Yani içeriğimizin en önemli kısmı tabii çok ki bak, da tercih ettiğimiz yalnız, bir içerik değil de. Evet, bu sene yalnız Icardi'si, Abubakar'ıyla futboldan da çok içerik üredi. Evet. Icardi hani Türk pop müziğinin gidişatını bile değiştiriyordu, evet, adam neredeyse. Abubakar. Yani Icardi'yi izlememize sebep olan, o transferi gerçekleştiren insanlara da ayrıca bir teşekkür etmek Bandanara lazım bence. Evet. Mesela. O da menajer abi. Bandanara'ya da teşekkür edelim. Icardi'nin performansının düşmesine sebep olmadığı için, değil mi? Onu affetmiş. Evet. Yani inişli çıkışlı bir ilişkileri var ama bir kere Icardi'si, Abubakar'ı, yani Arda Güler'i bu sene sahanın içinden de pek çok keyifli hikaye çıktı, doğru, içerik çıktı. O yönüyle güzeldi ama genel olarak da hakemler, yöneticiler demeçleri, yok demeç savaşları, yazılı demeçler falan filan, sosyal medya kavgaları. Bütün bunlara rağmen güzel bir lig oldu. Evet, güzel bir lig oldu. Bu güzel ligin sonunda şampiyon olan takımın teknik adamından ve başkanından, tabii ki şampiyon olmanın verdiği rahatlık ve vakarla mı diyelim birlikte, gururla, güzel demeçler de geldi. Fenerbahçe bizi alkışlar. Saldırgan bir demeç değil. Gerçekçi yanı var mı? Yok ama hani niye alkışlamasın ki gibi. Böyle yumuşak bir tabir. Okan şey dedi, rakiplerimize de teşekkür gerçekçi ediyoruz. Bizi yükselttiler dedi. Ya, inşallah haftaya utanırsın. İnşallah, ben utanmam canım. Ne utanacağım abi, mutlu olurum. Hiç utanmam yani. Bilakis... Ya ben de seni gibi düşünüyorum. Hepimiz inşallah utanırız, çok mutlu oluruz. Öyle bir şey oldu diyelim. Mesela nasıl bir komplikasyon çıkabilir ki? Fenerbahçeliler hani çıkarken iki kenara dizildiler, alkışlamadılar. Yani o biraz şu anki konjonktürde abartılı gelebilir, zor olabilir. Ama çıkar çıkmaz hepsi şeyde tebrik ederiz, şampiyonluğunuz için tebrik ederiz dediler. Ve Başkan Ali Koç nezdinde de yönetim Galatasaray camiasını tebrik etti. Belki küçük, kısa bir yazılı açıklama yaptı. Ne kaybeder Fenerbahçe? Ne kazanır diye sorarsan birçok şey söyleyebilirim.
Hiçbir şey kaybetmez. Ya mesela bu Fenerbahçe maça çıkmayacak falan gibi böyle dedi. Ya eğer öyle dedi, şeyler yapıldı yani sosyal medyada falan da bu böyle bayağı konuşuldu. Ya eğer öyle olacaksa yine söylüyorum bu ligin oynanmasına gerek yok. Öyle. Yani futbol öyle bir şey değil çünkü. Maalesef. İşin acı tarafı Fenerbahçe'de rakibi kutlayan insanları eleştirecek Fenerbahçeliler olması. Galatasaray'da da Fenerbahçe tebrik ettiğinde Fenerbahçe'nin tebrik etmesinden dolayı üzülecek Galatasaraylılar olması. Esas sıkıntı da bunlar zaten. O Fenerbahçelilerle o Galatasaraylılar. 100. yılın en büyük Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen bu şampiyonluk Galatasaray için önemliydi. Bir kere kulübün 100. yılında Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Onun bir nevi rövanşı da oldu. Bu sene Kadıköy'de 3-0 kazanmak Galatasaray için önemliydi. Ve geldik şimdi bir derbinin arifesine. O derbi de enteresan geçecek. UEFA Kupası'nın 23. yıl dönümünde 23. şampiyonluk. Çok enteresan bir başka tesadüfte Okan Buruk'un Galatasaray formasıyla ilk şampiyonluğunu 30 Mayıs'ta yaşaması. 30 Mayıs'tan 30 yıl sonra teknik direktör olarak şampiyon olması. Dünyada böyle hani 30 motuz diye söylemiyorum. Altyapısından çıktığı takımı şampiyon yapan hoca mesela bir Xavi var şu anda. Xavi. Hani bir tane daha var mı? Şu an yok. Geçmişte var mı? Var 2-3 tane. Var var. Ama bu bayağı büyük bir hikaye. Öyle. Yani Okan Buruk artık bir Galatasaray efsanesi diyebilir miyiz? Zaten öyleydi. Zaten öyle. Yani zaten öyleydi. Ona böyle biraz bir de çilek koydu. Madalya taktı. Madalya taktı. Değil mi? Evet, aynen öyle. Şu fotoğraf, bir dakika. Bu fotoğrafa tam bir fotoğrafa gelebilir miyiz? Şimdi Fuat Akdağ fotoğrafla ilgili ayrı bir tutkusu var. Bu sezonu UEFA Galatasaray'ın şampiyonluğunu duyurup kutlarken bu fotoğrafı kullandı. Çok güzel fotoğraf çünkü. Icardi var, Okan Buruk var. İki tane dünyanın tanıdığı futbol adamı var. Yani Okan'ı da yabana atmayalım. Hani dünya futbolunun bildiği, tanıdığı bir simadır kendisi. Teknik direktörü olarak da Icardi'nin omuzlarında yükseliyor olması da bence şahane bir fotoğraf. Çok yani şey anlatıyor diyorsun. Çok şey anlatıyor. Çok güzel bir fotoğraf. Icardi'nin... Ya vardır ya konuşan fotoğraf işte. Aa, aynen tam konuşan fotoğraf. Okan Buruk, ben tanıdığım için de söylüyorum. Gerçekten kompleksiz, sıcak iletişim kuran, çok çok sempatik bir insan. Icardi de öyle. Ya şuradaki, şu fotoğraftaki hani mesaj bence şampiyonluğun anahtarı gibi bir şey. Takımın tartışmasız açık ara en büyük yıldızı. O kadar doğru takımın bir şey söyledin lideri. Ki şimdi Galatasaray'ın şampiyon, daha doğrusu bu süreçte, lig sürecinde hani Fenerbahçe'de birçok problem yaşadı ve o problemleri çok fazla şey yapamadı, kaldıramadı. Bazı problemler, yaşadığı bazı sorunlar motivasyon kaybına sebep oldu. Ama Galatasaray'da o olmadı. Hem yönetimin, bence en çok da Okan Hoca'nın katkısıyla birçok kriz, çok çözümü çok zor, önemli krizler Okan Hoca'nın desteğiyle çözüldü. Mesela Icardi'yi böyle bir performans almak Icardi'den o kadar kolay bir iş değil. Abi, hepimiz bunu biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Dolayısıyla bu önemli bir başarı. Şu fotoğraf da o yüzden o anlamda da bence çok değerli, birçok şey anlatan bir fotoğraf. Icardi çok mutlu. Yani ben seni boynumda, omzumda taşırım kardeşim diyor. Çok mutlu Icardi. Çünkü işte o gidip gelmemeleri bilmem ne, birçok sorun var. İşte dedin ya sen Wanda Nara, değil mi? Wanda adında bir hanım. Filmi geldi. Wanda adında bir hanım ve la ilgili yaşadığı sorunları bir şekilde dengeledi, halletti meseleyi ve Icardi'den maksimum performans almayı başardı. Bak maksimum performans almayı başardı. Ve Icardi çok mutlu. Belki de Türkiye'de kalmak istiyor. Belki de değil, istediğini söyledi zaten. Ya bence önemli bir şey Icardi'nin Türkiye'de kalmak istiyor olması. Çünkü Icardi'nin transferi öyle kolay iş değil artık. Ama kendi oyuncunun kendisi istediğinde o çok önemli bir etken biliyorsun. Bugüne kadar pek çok kere teknik adamların işte yıldız yönetimi konusunda eleştirildiğine tanıklık ettik. İşte yıldızlarla tartışanlar, kavga edenler, onları yedek bırakanlar, onlarla sürtüşenler genelde pek bir şey kazanamadılar. Mesela UEFA Pro Lisans kursunda müfredata biz iletişim dersini koyduğumuzda yoktu.
senin gibi iletişim gurularının orada teknik ya. Direktörlerine, teknik direktörlere işte ders vermesi, kendi müfredatını oluşturmasını hedeflemiştik. Mesela şu fotoğrafı daha girdiğin ilk derste UEFA Pro lisans öğrencilerine koysan çok şey anlatırsın bence. Doğru. Yani bu bayağı önemli bir fotoğraf. Tabii, ve UEFA da bu fotoğrafı bence öyle. Aa ne var fotoğraflar hadi bir tane fotoğraf seçelim değil yani. Şey Icardi'yi görüyor adam üstünde de bir teknik başarılı direktör teknik var. Direktör fotoğrafı. Abi böyle bir şey değil olabilir mi ya? Esas başarı şampiyon olmak kadar Icardi'ye kendini taşıtmak ya. Evet. Icardi'ye kendini taşıttı adam. Oğlunu da taşıttı. Ali Yiğit'i de aldı omzuna. Evet. Icardi de böyle bir çocuk. Çıktı. Sabaha karşı kutlamaları izledin mi Florya'da bilmiyorum. O spontan evet. gelişen. Orada da balkona çıktı, güneş gözlüklerini taktı. Çok özür dilerim ama animatör gibi öne atladı. Çünkü ondan beklendiğini de biliyor. Herkes de geri çekildi. Kimse sorun etmedi bunu. İçten yaşayan varsa bilmem. Çıktı saat sabah 4'te insanları DJ gibi eğlendirdi. Tabii tabii. Bunu sonra Rolls Royce'una binip gitti diyorsun. Evet sonra da gitti. Bunu sorumluluk gibi yaşıyor. Yani o anda şeyi sorgulamıyor. Ben biraz cool davranayım, kenarda durayım, ben Icardi'yim falan yapmıyor adam. Neyse rolü yapıyor. Evet. Teknik direktör omzuna alıyor. Gidiyor orada insanları eğlendiriyor. Yok canım profesyonel. Çok acayip bir adam. Ve ama o Okan Hoca'nın da çok katkısı var bence. Yalnız benim kalmasına dair umudum azaldı. Bu kadar büyük bir performans. Bak işte onun için biraz önce dedim ya kendisi istiyor. Bu önemli bir etmen biliyorsun transferde. Dolayısıyla olabilir. Düşünsene biz şimdi Türk futbol kamuoyu dünya şampiyonu olan Arjantin milli takımına ya bunlar salak mı bu çocuğu niye oynatmıyor diye düşünüyoruz. Düşünsene dünya şampiyonu Okan Arjantin. Okan Hoca'nın başarısı işte. İşte. Onu diyorum. Bravo. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı 23. şampiyonluğundan ötürü. Bunu da bir geçelim. Ekrana geldi sonuçta. Ümit Özat peki. Fenerbahçe'nin kaptanı yıllarca yaptı. Saçlarımı sarı kırmızıya boyatırım demişti. 20 golü geçerse Icardi demişti. Ümit de sözünün arkasında durdu. Ben kıpkırmızı görmüştüm. Sarı kısmını görmemiştim. Onu tamamlanmış. Ben bu halini biliyorum. Yok bu biliyorum. Süreç öyle. Önce bu kırmızı atıp üstüne sarıyı yaptılar herhalde. Ne bileyim. Tersi olması lazım değil mi? Açık rengin üstüne koyu renk yapılır ama. Herhalde bilmiyorum ki. Neyse berberin bir bildiği var herhalde. Kalıcı bir boya değil galiba. Yıkayınca geçenlerden mi? Şöyle yapılırken evet. gördüm yani. Spreyle yaptı. Herhalde kalıcı değil diye. Kalıcı olmasın hiç yakışma. Yani şey olarak hani renk yanlış anlaşılmasın. Ama şey hani. Ciddiyetini de koruyor ama. koruyor. Evet. Çünkü devam edelim abi. Onu ekrana getirmişlerdi. Ne diyorduk? Derbi var diyorduk. Ha. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubi, derbi mağlubiyetleri diyeyim daha doğrusu. Galatasaray'ın performansını bence çok etkiledi. Hani bu ne olacak Fener'in hali sorusunun gene gündeme gelmesine sebep olan en önemli şey bence o. Doğru. Taraftar tarafından. Ve bu Galatasaray'ın biraz hızını, Fenerbahçe'nin bence hızını kestiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi sence Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması yaraları biraz olsun saracak mıdır? Ne diyorsun? Ya, biraz ya bu maç önemli bir maç. Önemli. Çünkü hep söyledik ya hocaya şey çok hani derbinin Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin ne kadar önemli olduğu yeterince anlatılmamış diye düşünüyorduk. Hani hep burada konuştuk aynen. ya. Hani o sadece ben şampiyonluk kovalarım şeyindeydi, konsantrasyonundaydı. Dolayısıyla da şimdi bir derbi, Galatasaray derbi maçı kazanmak Fenerbahçe'nin yaralarını biraz olsun saracaktır diye düşünüyorum ben. Ki bence de saracaktır. Çok farklı mesajlar olacak orada. Yani neredeyse şampiyonluk kadar önemliymiş. Onu bu sezon gördük. Öyle. Ya gerçekten öyle. Ya şimdi Galatasaray... Yani yarış başa baş gidiyor Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi. Ya camia, Fenerbahçe camiası ne olacak Fenerbahçe'nin hali diyor. Ya yarışı işte. Çok ilginç bir camia Fenerbahçe. Evet ya. Yani rakamlar mesela şu işte transfer bilançosu bakıyorsun. Hemen hemen aynı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer. İşte bu çok para harcıyor. Sonuna kadar kovaladı ama Fenerbahçe şampiyonluğu. Galatasaray da yapmış aynı maliyetleri, masrafları. Abi Galatasaray'ın 35 yaşındaki Mertens'ten son haftalardaki düşük performansına rağmen aldığı tabii. verimi düşününce Jesus'un da bu 18 yaşındaki delikanlı bence bir dünya yıldızı olmaya aday olan Arda'dan alamadığı verimi düşününce Fenerbahçelilerin pek çoğu kıl payı kaçmış bir şampiyonluğun
sinirini ve üzüntüsünü yaşıyor. Yani... Ben biliyorsun yani Arda konusunda pek öyle düşünmüyorum. Arda'nın genç oyuncu yönetimi konusunda hocanın bence Jesus'un hepimizden daha iyi bilgi sahibi olduğu kanaatindeyim. Yok ben hiç katılmıyorum buna abi. Hiç katılmıyorum çünkü Arda bence bir genç yıldız değil, Arda bir yıldız. Arda i̇şte takımın bu, lideri. Bunun da Jesus'un da çok büyük katkısı var. Seni böyle Jesus'un konuşturan vardır. Şeyin Jesus'un Arda'yı sezon boyunca nasıl kullandığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Ha, mesela Valencia rekor gol atmış bir oyuncu. Çok iyi bir performans sergiledi ama şampiyonluk kaçtı. Ne fayda durum var? Aslında Fenerbahçe geçen sene tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve bu sene şampiyon olan Galatasaray'dan da yola çıkarak, esinlenerek, belki ilham alarak bu sezonu kıl payı kaçmış bir şampiyonluk, belki de alınacak bir Ziraat Türkiye Kupası'yla önümüzdeki yıla çok böyle iddialı bir şekilde girecek şekilde kullanabilirdi. Olur. Ama Jesus kalacak mı, gidecek mi sorusu burada... En güzel cevabı Jesus vermiş. Burada yazıyordu değil mi? Jesus, yani sezon sonunda bakacağım demişti en son buna. Bakarız dedi. Ben kalmayacağımı düşünüyorum. Yani ne o ne de Ali Koç devamdan yana bir tavır sergilemiyor gibi geliyor bana. Ali Koç'un kendisi için mi diyorsun? Bence Ali Koç kendisine 5 transferin yeterli olacağını söyledikten sonra 11-12 transfer yaptıran Jesus'a karşı biraz güven kaybına uğradı. Hem de gelen transferlerde bekleneni veremedi biliyorsun. İşte Buruma'sı, Gustavo Henrique'si, Osterwald'i, Samet'i. Bunlar yani Ali Koç'un ya aslında bu fotoğrafta çok şey anlatıyor. Ben ne yaptım gibi derken yani doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı bence şu an emin değil. O yüzden daha önceki tezahürleri burada ne oluyordu? Hemen alelacele bir karar alıp başka bir yola gidiyordu. Jesus'la devamında fayda var diye düşünüyorum. Ama bence Jesus da o da devamdan yana değil. Ben de aynı kanaatteyim. Peki o benim hissettiğim şeyi sen de hissediyor musun? İkisi de devam etmekten yana değil gibi hissediyorum ben. Öyle bir hissiyatım yok. Yok mu? Yani onlar için bence çok erken bunları konuşmak için. Yani önümüzdeki hafta falan hani lig bittikten sonra daha doğrusu daha bir netleşecektir o meseleler. Haklısın çünkü. Çünkü Ali Koç ne yapacak mesela Sayın Başkan? Devam edecek abi, onu anladım ben. Yani onları bir görmemiz lazım. Dolayısıyla da ona göre de hani nasıl bir yapılanma içinde olurlar. Yani gelecek yılın planlarına hazır olduklarını düşünmüyorum. Ha şey de enteresan. Bak burada Galatasaray kadar iyi değildik demeci, son demeci. Bunun öncesinde Jesus işte Türkiye'de maçlar sağ dışında falan filan gibi bir takım demeçler verdi. Biz şampiyon olsak bile falan gibi hani böyle soru işaretleri yaratmıştı. Şimdi Galatasaray kadar iyi değildik bence diyor. Türkiye'de teknik direktör olmak konulu bir brief aldı Jesus o açıklamaları yapmadan önce diyorsun. Evet. Ama alınan bir kupa ve kazanılan bir derbiden sonra iklim bambaşka bir iklim olabilir tabii Fenerbahçe'de. Orada sana katılmamak elde değil. Manchester City Süper Ligi 2'ye katladı. Sadece Manchester City'nin elde ettiği gelirle geçen yıl 153 milyon sterlin kasalarına koymuşlar Fuat abi. Yeni dış yayın anlaşmaları sayesinde gelirini 166 milyon sterline yani 4.1 milyar liraya kadar çıkarttı. Üçüncü Newcastle'ın bile 158.6 milyon geliri var. Sonuncu Southampton'sa 102.5 milyon sterlin gelir elde etmiş. Yani bunların her biri bizim ligimizin yayın haklarından bu söylediğin fazla. Yayın hakları gelirlerinden evet, bahsediyorsun. Evet. Ama o 153 milyon yayın haklarından değil, toplam geliri. Evet, toplam geliri. Evet. Ve hatta dışarıdan gelen yayın anlaşmalarından gelen payla 166'ya çıkmış. Bu tamamen yayın gelirlerinden evet, yayın bahsediyor. Geliri. Çünkü toplam gelirleri çok bizim daha fazla. Bizim ligin yayın gelirinden fazla. Çok... Manchester City'nin geliri. Evet. Yani bu kadar acı. Şimdi öyle değil biraz Serkan o mesela. Bak o, sen böyle diyeceğini bildiğin tabii. için şöyle bir istatistik getirdim. bu şeyin Statista'nın 2023 adından anladığım kadarıyla istatistikle ilgili bir şey. İstatistikle ilgili. Ya yani İngiltere yayın haklarının gelirleri de birinci sırada. 2 milyar 669 milyon Euro'yla. Maşallah diye. İkinci sırada İspanya var. Her şeye rağmen. 1.7.
Üçüncü 1,5 Almanya, milyar dolardan bahsediyorum. İtalya 4. sırada 1,2. 5. Fransa 690 milyar. 6. sırada kim var bil bakalım. Türkiye. Evet. Şimdi bak, Türkiye'nin altındaki takımları söylüyorum sana, kalan takımları. Portekiz, Hollanda, Belçika, Rusya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Polonya. Yani Türkiye'nin yayın gelirleri hiç fena değil. Bence de. Türkiye'nin toplam gelirleri de hiç fena değil. Bence de. Yani biraz daha tabii maç günü gelirleri konusunda çalışma yapmak bu lazım. Bu neyi ifade ediyor biliyor musun? Şimdi bak, gelirler konusunda. Şimdi mesela biz yayın gelirleri konusunda Türkiye Avrupa'da 6. sırada, toplam gelirlerde de ilk 10'dadır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha önce bir 7.'ydi falan önceki senelerde. O bir i̇lk düştü biraz. Eskisi. Veya biraz 6'dır neyse. Bu bizim ligimizin, kulüplerimizin kötü yönetildiği anlamına gelir. Tabii canım. Yani bu kadar basit. Çünkü 6. değiliz Avrupa'da. Bu kadar. Yani ne kadar para harcıyorsan o... Ya mesela bir ligde en çok para harcayan takım şampiyon olması gerekmiyor mu doğru yönetildiyse? Çünkü sen Icardi'yi alabiliyorsun. Öteki adam X bir futbolcuyla oynuyor. Yani sen en çok parayı harcadıysan. Senin tekim öyle olmuş. Sıralamaya bak, Galatasaray ile Fenerbahçe hemen hemen eşit harcamalar. Beşiktaş 3. sırada harcamada. Yani Trabzonspor daha altlarda. Puan cetveli de böyle zaten. Zaten öyle. Ama nedense Avrupa'daki yayın hakları gelirlerinde 6. sıradayken biz bu sene işte şampiyonumuz 3. ön elemeden mi girecek, 4. ön elemeden mi girecek gibi 12.lik, 13.lik Hırvatistan'ın, Belçika'nın arkasında yer almalar falan yaşıyoruz. Yani bu sıralama aslında bize neyi gösteriyor biliyor musun? Sadece bir kulübün değil, bütün kulüplerin kötü yönetildiği anlamına açık yani. Ara. Tabii. Kendi aralarındaki rekabet evet doğru. Ama uluslararası rekabete, çünkü eğer doğru yönetilseydi çok büyük farkla yukarıda olması lazımdı bir takımlardan. Kesinlikle. Bir tanesinin. Yani. Dolayısıyla da biz hani gelirleri gayet iyi ama başarısı o gelirler düzeyinde olmayan bir futbolumuz var maalesef. Ve şimdi hayatın acı gerçekleri. Mesela bir tanesi peri masalı Leicester'ın rüyasının bitmesi ve küme düşmesi. Ya mesela İngiltere'de falan bizim lig için Twilight. Evet. Yani Alacakaranlık kuşağı deniyor. Biz de onu yaşıyoruz zaten değil mi abi? Yani o gündem hakikaten bizim alacakaranlık evet, kuşağı. Yani bizim oraya gelen transfer mesela. Tabii. İşte Zaniolo için mesela bu çok konuşuldu. Hani Zaniolo İtalya milli takımına seçildi. Bu arada çok eleştirilen Zaniolo İtalya milli takımına seçildi. Seçildi. Dolayısıyla da hani çünkü Zaniolo biraz taraftarın protestosu sonucu giden bir adam. Hani öyle bir küslük. Taraftarla arası bozuldu bir şey, bir hikayeleri var. Uzatmayayım şimdi. Dolayısıyla da aslında kıymetli, değerli bir kendisinden çok şey beklenen bir oyuncu. Türkiye'ye gelmesi böyle büyük hayretle karşılanmıştı mesela. Böyle. Ya bizde transferler böyle işte. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla harcanan paralarla elde ettiğimiz performans arasında çok büyük açı var maalesef. Evet. Şimdi bak, bunun halledilmesi lazım. Kesinlikle. Üstadım. Çok kaçak var. Paranın takibi lazım, kontrolü lazım, denetim lazım, planlama lazım. Yabancı sayısı ile ilgili bile. Planlama hepsinin önüne koyarım. Aynen. Evet. Aslında hazır planlar var, uygulanmaları lazım. Evet. Yani herkes neyin nasıl olması gerektiğini biliyor. O hep öyledir zaten. Aynen. Yani çünkü plan şey biraz internette zaman geçirdiğin zaman planlamanın nasıl yapılacağını herkes öğrenebilir. Yani YouTube videolarından dahi değil mi? Dortmund'dan gözyaşı Bayern Dortmund rekor, son haftada kaçan bir şampiyonluk terzi işte Dortmund'da. Şimdi benim burada aslında Fuat Aktağ'a sormak istediğim bambaşka bir şey var. Terzic, Bilic'in eski yardımcısı, gencecik bir teknik adam. Ya berabere kaldılar Mainz'la. Yenseler şampiyonlar ya, yani. Ya çok enteresan ya. Adam ağlamasınlar abi. Sen olsan ağlamaz mıydın? Abi ağlardım ya. Vallahi ben de ağlardım. Ya. Hakikaten ayaklarına gelen fırsatı teptiler ama karşılığı işte bu bak. Mağrur, gözyaşları da var ama alkış da var. Tabii. Neden? 11. kere arka arkaya şampiyon oldu Bayern Münih. Rekor kırdı. Şimdi benim sorum şu. Onlar da ona ağlıyor. Tabii. Biz nasıl böyle son ana kaldık? Tabii. Dokunsan ağlayacak onlar. Ağlamaktan çok gerginlik var. Bayern karışmıştır. Hemen başkanı kovdular biliyorsun. Ya bak o şey Oliver Kahn'la
Salihamidzic. Salihamidzic. Onu ikisini birden. Bir tanesi CEO Kaan, öbürü de şey değil mi? Genel koordinatör, genel gibi, koordinatör gibi. Şube sorumlusu, futbol şube sorumlusu gibi falan bir şey. Neyse ikisini birden kovdular. Öyle bir kovma ki şeyle kutlamalar gölgede kaldı. Tabii. O daha çok öne çıktı. Daha çok konuşuldu bu kovulmalar. Çünkü haber değil abi Bayern Münih şampiyon oluşu artık dünyada. Haber olan bu son ana kalmış aynen olması. Ve böyle bir durumu yaşanıyor olmasından aynen dolayı artık düşün başkan nasıl kızdıysa kovun lan bunları demiş. Çok. Şimdi sana soruyorum. Bundesliga kaçıncı sıradaydı? Gelirlerde. Gelirlerde 3. sırada. İtalya'nın üstünde. İtalya Ligi ile Bundesliga'yı kıyaslamam bile. Benim için İtalya Ligi Bundesliga'dan 10 kat daha fazla zevk aldığım bir şey. Benim için. Benim zevkime göre. Ama başarıya bak. 11 sene aynı takım şampiyon oluyor. Ama adamlar oradan bir hem maddi hem de manevi değerler üretmeyi başarıyor ve devamlılık sağlıyorlar. Yani oradaki o ekosistem değer üretmeye devam ediyor. 11 sene bu ülkede bizim ülkemizde aynı takım şampiyon olsa futbolu kapatırlar. Neden biliyor musun? İşte onu soracağım. Bir tek sebebi var bu düzenin, bu intizamın, bu işte bu ağlamaların, o hani vakur duruşların, işte öteki tarafı, karşı tarafı kutlamanın vesaire. Bunların bir tek sebebi var. Futbolu çok seviyorlar. Bu kadar abi. Bak bu kadar. Başka kazanmak gibi, ikinci planda. Futbollarını koruma peşindeler. Şu biz oyunumuzu çok seviyoruz. Şunu güzel güzel izleyelim. Başka da bir şey istemiyoruz diyorlar. Oyunlarını ve tuttukları takımı seviyorlar. Tuttukları takım değil. Yaşadıkları şehrin takımı. Ya bir o da var işte ama. Ha. Onu zaten tutuyor adam. Ya, neyse işte tuttu. Dortmund'da yaşayan adam Dortmund'u tutuyor. Öyle abi bir şey var. Öyle bir düzen var ve dediğin gibi tuttukları takımı da çok seviyorlar. Ve ama asıl sevdikleri şey oyunun kendisi. Evet. Oyunun kendisini sevmiyor olsalardı takım tutmazlardı. Biz de öyle değil Serkan. Türkiye'de maalesef taraftarlık öyle yaşanmıyor. Önce takımını seviyorsun, futbol ikinci planda. Maalesef öyle. Bu da ne anlama geliyor? Fanatizm. Bizim futbolumuzun en büyük düşmanı bana sorarsın. Bir de sahadaki rekabetten başka pek çok paralel yapılanmalar var. Paralel rekabetler var. Yöneticilerin demeçleri, yazı demeçleri, i̇şte sosyal medya savaşları. Zaten mevzu oradan yürüyor Serkan. Bizim eğlencelik, futbolun kendisi değil bizim için eğlencelik olan. Yanlar. Etrafında yarattığımız o senin söylediğin şeylerle yancılar eğleniyoruz. Hı-hı. Onlarla televizyon programları yapıyoruz. Ya mesela maç sonu yayını. Hani senelerdir hala da yapıyoruz. Evet. Bizim en popüler yayınlarımız. Doğru. Dünyada öyle değil. Maç sonu yayınları daha önemli. Neden maç sonu yayını o kadar bizdeki kadar önemli değil? Çünkü bitti çünkü. Maalesef. Evet. Ya bitmiş maç. Seyretmiş adam zaten. Tüketmiş. Tüketmiş. Ürünün çoğu tükenmiş. Bir sonraki maça bakıyor. Aynen. Yani o ancak tatlı olabilir. Çok bu güzel bir yemeğin üstüne. Ama bizde ne olacak? Maç bitecek. Ondan sonra hakem. Bizde ana yemek o. Var yapmadı. Federasyon onu tuttu. Yok öbürü onu ziyarete gitmiş falan filan. Anlatabiliyor muyum? Bizim uğraştık. Ha bunlarda gerçek payı da vardır. Ben hani hepsi yalan, asparagas ol diye söylemiyorum. Ama hepsi bir problem. Hı hı. Abi Sevilla ne olacak bu Sevilla ya? Sevilla gene Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu. Hı hı. Ha, kaderine yazılmış. Beşik kertmesi gibi bir şey var. Eliyordu. Ya bence kupanın adı Sevilla Kupası olsun. Fenerbahçe eliyordu onu ya. Ya ama Fenerbahçe elendiğinde Sevilla'ya affedersin köy takımı falan gibi muamele gördü Sevilla. Ya bu Sevilla'ya yenildi falan. Belki bizler de o konuda eşik. Hakikaten Sevilla'da kötü oynuyordu o sırada. Çünkü hak eden Fenerbahçe'ydi. Bence de. Kötü de oynuyordu Sevilla açıkçası o zaman ama sonradan iş ciddiye binince yine almayı başardılar. Gerçekten muazzam bir şey bu. İşte İlla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak gerekmiyor futbolda bir değer üretmek için. Ya da illa lig şampiyonu olmak gerekmiyor. Dortmund gibi bir kültürünüz varsa siz futboldan keyif almaya, futbolla değerler üretmeye devam ediyorsunuz. Arsenal gibi bir kültürünüz varsa gene adamlar şampiyonluğu kaçırdı. Yine dünyanın en büyük loser muamelesi görüyorlar. Ama Arsenal diye bir şey tüm dünyada yaşanıyor. Sevgisi, sempatisi. Sevilla UEFA Avrupa Ligi ile tüm dünyada ses getiriyor. Turist çekiyor Sevilla kenti mesela burada duyurduğu sesiyle. Bilmiyorum ama bizim de artık biraz kafayı toplayıp şu kadar para harcıyorken, senin gösterdiğin listede bu kadar enerji harcıyorken, zaman harcıyorken şu konferans ligidir, UEFA Avrupa Ligidir oralarda bir şeyler yapmamız lazım ya artık. Hiçbir bizde öyle bir hedef yok. 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 Bir tek Galatasaray'da var abi. Çünkü öyle bir beklenti yok. Bir tek Galatasaray'da var. Bak Galatasaray'ın Fener'i yani yeter.
Fener'in de Galatasaray'a yeter diye derdi. Böyle güdükleştirdiler. Evet. Güdükleştirdiler. Ya böyle, çünkü niye biliyor musun? Yine başa dönüyorum. Çünkü bizde fanatizm en üstte duruyor. Futbol ikinci planda. Abi işte bak. Kadere bak. Ben halbuki çok eğlenceli. Aynen. Ben de dedim. Yani biz şunu eğlenmeyi bir öğrensek, futbolun kendisiyle öyle eğlenmeyi öğrensek o kadar çok problemimiz çözülecek ki. Vallahi ben de çok fena bir şekilde maç izliyorum. Çünkü çok... o zaman aynen. oyunumuzu koruyacağız. Aynen. Anladın, taraftarın, çünkü bu oyun kimin için oynanıyor? Taraftar için. O bileti satın alan insan için, o aboneliğe para ödeyen, yayın aboneliği için para ödeyen insan için yapılıyor. Dolayısıyla müşteri onlar, ama müşterinin beklentisine göre şey yapıyor, şekilleniyor lig. Hı hı. Beklenti futbol olsun. Şimdi unuttuk ama büyük bir pandemi yaşadı gezegen. Ben pandemide psikolojik olarak ayakta kalma sebebimi şöyle izledim sana abi. Ailem, futbol, snooker. Tabii ki. Futbol ve snooker başladı ya pandeminin bir yerinde seyircisiz oynanmaya, kendimizi normal hissetmeye başladık. Tekrar hayatın kaldığı yerden devam edebileceğine dair umutlar yeşerttik. Sahada bir rekabet gördük. Birbirini yenmek için zorlayan, mücadele eden insanlar gördük. Futbol, baksana tüylerim diken diken oldu. Futbol beni ayakta tuttu abi. Bir de ailem. Ailemiz zaten hani her şeyimiz. Ama futbolu hayatında doğru konumlandırabilen insan bence çok şanslı bir insan ya. Futbola rağmen ailem. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi 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 derbi. Tıraşın derbisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi derbi. Devam edelim ve işte gülen yüzüyle Şenol Güneş çok görmeyiz. Taraftara göre transfer olur mu demiş Beşiktaş Başkanı Ahmet Türkçe. Neden hocam? Abubakar değil mi o? Ne yapıyorsa niye gülüyor? Abi Abubakar olduğuna emin değilim ya. Kamerun evet Abubakar. Ya çünkü ben benzetemedim. Gıdıkladı mı acaba? Yani yoksa hoca kolay kolay gülmez. İşte seneye sen de beni omzuna alır mısın diyor ona. Evet. Değil mi? Seneye beni omzuna alacak adam sensin. Tabii. Diyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Önder Karaveli Beşiktaş'ın başındayken sürekli bir her fotoğrafında, her görüntüsünde Batu Şahin'in yanındaydı. Yani o tabii ki deneyimli bir futbol adamı sonuçta. O da biliyor. Hani çok deneyimli bir üst yarışmacı teknik adam değil ama olayın Batu Şahin'den geçtiğini biliyor. Tabii. Bak sen Şenol Güneş hiç böyle gördün mü? Senle böyle oldu mu hiç vallahi, Şenol Güneş? Bende hiç olmadı. Yok canım sende. Şöyle bir sarılıp böyle bana şefkatle. Bir kere bir hediye vermiştir. Onu da evde saklarım. Sarılmasını boş ver. Güldüğünü de çok nadir ben bilirim. Ben de çok görmedim. Ki yani Karadeniz insanının mizahı. Hele gazeteci görünce hiç gülmez. Yani güzel sohbetlerimiz de olmuştur. Çok da... O ayrı. Evet. Ama... Çok saydım, sevdiğimiz bir önemli futbol adamı tabii ki canım. Çok güzel görüntüyor. Bak Şenol Hoca da olayı çözmüş. Kilit nerede biliyor? Abubakar'ın demecini biliyor musun? Sezon başında biliyorum. Benle Şenol Hoca gelseydi biz şampiyon olurduk. Ya o işler aklı. Öyle değil. O işler öyle değil. Hayır, o kadar, ama... Yok ya. Ligin dönemleri var. Kulüplerin ivmelenmeleri var. Sonradan ivmelenen takımlar. Mesela Beşiktaş şampiyonluk potasına girmişti. Tabii. Olsaydı o zaman. Ya olur. Öyle değil o işler. Ama çok büyük katkısı, ikisinin de çok büyük katkısı olduğunu tabii ki kabul etmek lazım. Şurası bizi biraz yorabilir. O yüzden şuradan geçelim. Messi Ronaldo'yu solladı. Fransa Ligi 1'de Paris Ben çok sıkıldım bundan Serkan. Haaland'ı falan konuşalım artık ya. Tamam. Tamam, çok saygımız var. Ayakta alkışlıyoruz ama efsane artık yavaş yavaş. Haaland'la Mbappe. Yani böyle şeylere gir artık tabii. Mbappe, Haaland. Değişik adamlar da var. Musiala, Bellingham. Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık için yarış kızıştı. Silva var. Benim biraz burada kulis bilgim var. Zorlarsan beni belki bir şeyler dökülür. Nereden? Başkanlık yarışı. 22 Haziran'daki başkanlık seçimi için Mehmet Büyükekşehir'in aday. Zaten dökülmeye şeyin, şeyin eğilimin var. Yani. Bazı kulüplerin aday ol dediği Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçe bir yarışa girmiyor. Ondan çok emin değilim. Seçim için potansiyel iki adayın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Murat Aksu olabileceği belirtiliyor. Çünkü çok böyle gri cümleler. Senin sevdiğin ben. Mevzular bunlar. Ya sevdiğim derken abi yani bu işi yapıyoruz. Peki tamam. Sen sanki sevmiyorsun. Şu anlat hadi. Anlatırsam dinlemeyeceğim. Ya anlat. Abi Mehmet Büyükekşi şöyle diyor. Ya ben aslında o kadar da istekli değilim de çok talep var diyor. Tamam. Bu doğru değil ama bence ayıp da değil bunun doğru olmaması. Çünkü hani Mehmet Büyükekşi baya baya devam etmek istiyor. Bu konuda da
Özellikle dört büyüklerden biraz böyle banlı gibi alt taraflardan hani imza toplamak gerekiyor ya adaylık için. Oradaki yoğun çalışması var ve gerekli imzayı toplayacağı öngörülüyor. Ama gerekli desteği bulup bulamayacağı konusunda... Şimdi bir bakıyor diyorsun. Şüpheler var çünkü abi bak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bir başkanın devam etmemesi hususunda hemfikirse o başkan devam edemez. Sence eder mi? Çok etkili oldu. Doğru. Ya da sen başkan adayısın. Seni herkes istiyor ama bu dört büyük kulüp istemiyor mesela. Ben girmem. Anlatabildim mi? Tabii tabii. Şimdi orada tabii ki sürekli değişen dinamikler var. Düşünsene bir tanesi o dört büyük kulübün başkanlarından bir tanesinin adaylıkta ciddi şekilde ismi geçiyor. Yani şu var aslında biliyor musun? Derin futbol gündeminde kamuoyu şöyle düşünüyor. Ya aslında bu Ahmet Nur Çebi fena yapmaz. Ahmet Nur Çebi'nin de bu bir şekilde motivasyona dönüştürebildiği bir cümle. Bakma sen televizyon karşısında Ahmet Nur Çebi de diyor ki şu an Beşiktaş'ın başkanıyım. Şu ana kadar böyle bir şey yok ama hep şu ana kadar. Şimdilik böyle bir şey yok. Hani bu ne demek? Yarın olabilir demek. Ben böyle anlıyorum. Bunu olumsuz anlayanlara da katılmıyorum. Bence Ahmet Nur Çebi bu konuda istekli. Ama motivasyonu konusunda şu an yeterince motive hissetmiyor kendisini. Güçlü bir adaydır Ahmet Nur Çebi. Göksel Gümüş de her zaman güçlü bir adaydır. Kendi... Bu tür durumlarda Ahmet Nur Çebi'nin böyle bir çok... Nabız yoklayan. Vardı. Bir ketum halleri vardır. Bence Türk futbol piyasasındaki en büyük başkanlık performanslarından biri bak. Çok büyük badireler atlatmış bir adamdan bahsediyoruz. Abdullah Avcı'nın gidişi, Sergen Yalçın'ın gidişi. Sergen Yalçın'ın gidişi. Başarısızlıkla geçen bir sezon Şenol Güneş'in gidişi. Yani bak baktığında... Bu kadar şey yönetmek öyle kolay iş değil. Bayağı diyorsun. Majör konuları komplikasyonsuz yöneten bir adam. E şimdi Türk futbolu dediğin ne ki? Her gün komplikasyon. Anlatabildim mi? Bu futbolun karar verici mekanizmalarını böyle heyecanlandıran bir şey olabilir mi? Ama futbolun ihtiyacı Ahmet Nur Çebi mi? İşte buralarda kafalar karışık. Birkaç güne, bir haftaya top yok, bir haftayı bulmaz. Birkaç güne bu işler toparlanır. Diğer güçlü adaylardan birisi Murat Aksu, Beşiktaş yöneticiliğindeki deneyimi ve mevcut Futbol Federasyonu'ndaki başkan vekilliği deneyimi. Onu güçlü bir aday yapıyor pek çokları için. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şu an elde 4 aday var. Ahmet Nur daha önce de aday olmuşluğu var Murat Aksu'nun. Murat Aksu'nun Futbol Federasyonu Başkanlığı Başkan Beşiktaş Başkanlığı adaylığı var. Federasyonda yok muydu? Federasyonda oldu ama başkan adaylığı olmadı. Futbol Federasyonu'nda adı geçti ama işte başkanlar pek çok kereler adı geçti. Var. Var tabii ki. Yani illa resmi aday olmak demek değil Futbol Federasyonu Başkanı adaylığı. Şu anda konuşuyor olmak Ahmet Nur Çebi bence. Yani bir öyle bir hevesi var diyeyim aynen. Daha doğrusu. Evet. Öyle de bir akış var. Ona karşı bir eğilim de var. Ahmet Nur Çebi, Göksel Gümüşdağ, Murat Aksu ve Mehmet Büyükekşi. İçlerinde en az şansı olduğunu düşündüğüm kişi Mehmet Büyükekşi. Montella'nın keyfi bilir demiş. Montella'nın keyfi. Sayın Başkan. Bana da dedi bunu. Sayın Başkan. Vallahi kendine bilir dedi. Evet. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gidip gitmeyeceği tartışılan hocası Montella için isteyen istediği yere gidebilir. Almak isteyen de alır. Burada bir Fenerbahçe konusu var biliyorsun. Evet. Hafif inceden yürüyen Montella Fenerbahçe. Kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz. Montella'nın kalmasını arzu ediyoruz. Giderse yurt dışına gider. Ailesini çok özlüyor. Çocukları orada. Buraya getiremiyor. Onun haricinde olur mu olmaz mı keyfi bilir diyor. Yani benim için vazgeçilmez değil tamam, mi? Tamam yani şey bekliyoruz. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü için Montella'nın keyfini bekliyoruz yani şu anda. Tamam. Aslında bence Murat Sancak'ın keyfini bekliyoruz. Peki. Haftanın sözü teknik direktör Şenol Can'dan geldi. Karagümrük Stadı'nda antrenman yapıyorduk. Fitness salonumuz yoktu. Borini lastikleri demirlere bağlayıp orada çalışıyordu. Demek ki istediğiniz zaman futbolcunun içinden gelmesiyle oradaki şartlara uyum sağlayarak elinden gelenin en iyisini verdiğini görebiliyorsunuz demiş. Şartlar da çok da zorlu değilmiş canım. Demire lastik bağlamak falan. Evet oluyor işte. O lastik varsa tamam zaten. Doğru söylüyorsun. Bu kez Icardi haftanın fotoğrafında manşette babasını taşımıştı. Şimdi Ali Yiğit'i taşıyor. Ve yüzü gene gülümsüyor tabii. Yani her zaman böyle bu çocuk. Haftaya da amcasının oğlunu taşıyacak Okan Hoca'nın. Şu da milli takımına
Şu da milli takımına alınmadığı Arjantin'in bayrağı. Hı hı. Güzel. Hayatımda gördüm. Çok. En büyük haksızlık. Bak öyle söyleyeyim sana. Yani eğer... Şimdi öyle mi oldu? Saha dışı bir dakika. Saha dışı sebeplerle bir insan alınmıyorsa Arjantin milli takımına Maradona hiç forma göremezdi. Bunu söyleyerek Okan Hoca'nın başarısını gölgeliyor. Aynen. Gölgelemiyorum. Evet. Çünkü Okan Hoca'nın başarısıdır Icardi'nin performansı. Kesinlikle. Mario Gomez Türkiye'ye geldiğinde yok olmak üzere olan bir isimdi. Veya yönetimin de katkısıdır. Hepsini söylemek lazım. Mario Gomez yok olmak üzere olan bir isimdi. Şenol Güneş de Alman milli takımı evet. gördü abi adam yeniden. Evet. Mario Gomez peki sezonun bu. En yıldız yöneticisi kim sence? Dursun Özbek açık ara. Bence. Erdem Timur da girer mi sıralamaya? Dursun Özbek isminin altında o da var. Biraz sert. Niye abi bir dakika başkan çünkü, değil mi? Yani? Ya bazen Dursun çok Özbek. Tabii. Hayır transferdeki başarısı falan filan onu bir not etmekte fayda var. Dursun Özbek değil mi ona o görevleri veren? Evet. Ama yapmak da önemli. Tabii ki. Sen şimdi... Dursun Özbek şampiyon takımın başkanı tabii ki haklısın. Senin hayatının yarısından fazlası yöneticilikle geçti. Dediğini yapamayan adamlar... Ya tabii ki tamam Dursun Özbek'e yazar ben bir şey söylemiyorum ha. Ama Erden Timur'u da geçirmek lazım bir Galatasaray başarısından tabii söz ki. Ediyorsak. Tabii ki. En önemli başarısını söyleyeyim düşünüyorum. Çünkü o bazen çok gergin, sert açıklamaları hepimizi irite etti. Kabul ediyorum. Zorlama açıklamalardı onlar bence. Bence biraz öyle. Çünkü futbol hepimizi orada öyle yapıyor ya bazen. Hani futbolun dinamikleri öyle özellikle Türkiye'de bazen öyle oluyor. Ama son açıklamalarını hani yine sevgiden bahsediyor, yine güvenden. Hani bence şampiyonluk maçı sonrası yaptığı açıklamalar hoştu. Bence de o açıklamalar Erden Timur'un karakterine daha çok yakışan açıklamalar. %100 katılıyorum. Güzel bir şey. Ama en önemli şey Erden Timur isminde bende çağrıştırdığı yıllardır bir Abdurrahim Albayrak hikayesi var Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray şunu gördü artık. Fatih Terim alternatifsizdi. Artık Okan Buruk da var. Galatasaray başkan konusunda istikrarsız yıllar geçirdi. Dursun Özbek artık öğrendi bu işi. Abdurrahim Albayrak alternatifsizdi. Erden Timur var. Hani bu alternatifsiz isimlere alternatif üretti Galatasaray. Bu sezon şampiyonluk kadar önemli. Onlar hala var ama. Tabii ki ve var. Ve bunlarla gurur duyuyorlardır değil mi? Elbette. Fatih Hoca'da, Abdurrahim aynen. Bey'de. Peki. Bu bir rekabet. Düşünsene. Artık futbol operasyonunu yönetmeye aday tek kişi Abdurrahim Albayrak değil. Her yönetim geliyor Abdurrahim Albayrak kalacak. Abdurrahim Albayrak gitmeyecek. Abdurrahim Albayrak Florya'yı iyi idare ediyor falan filan. Tamam Erden Timur da yapıyor abi. Ve üstelik Galatasaray Genel Kurulu'nun arzuladığı profile daha yakın bir isim. Bunu da hani olumlu bir şey olsun diye söylemiyorum. Ama Erden Timur da en az Abdurrahim Albayrak kadar kabul görmüyor Galatasaray Genel Kurulu'ndan. Bu drama ne diyeceksin? Evet. Neden sence? Onu çok konuştuk. Peki. Evet, gelelim geri. Eski konu yani. Şey, bayat. Ve bir görüntü. Abi burada Luton'un arka sokaklarındayız ama aslında burası bir stat girişi. Evet. Ve artık Premier Lig'de olan bir takımın stadının girişi. Ya, İngiltere'de var çok böyle stat. Evet evet, tarihi statlar. Ya, tüh, yaşına bakmayı unuttum ama çok eski bir stat. Aha. Bakar mısın abi? Burası stat girişi. Yani yangın merdiveni değil bu. Bir binanın. Bir fabrikanın ya da. Hı-hı. Ve işte çekimi de güzel çok böyle hani dramatize etmiş durumu. Bunu paylaşan da Luton Town Kulübü. Burası stadımızın girişi. Bu stadyumun gelecek sezon Premier Lig'de olacağını düşünmek inanılmaz demişler. Hı-hı. Evet hakikaten inanılmaz. İşte az önce bahsettiğimiz futbol endüstrisinin en büyük mertebesi Premier Lig'in yeni takımı Luton Town'un stadı. Yaparlar onlar da bir tane canım. Yapmasalar daha iyi. Şimdi bir de İngiltere'de öyle bir şey oluyor. Yapmaya çalışıyorsun taraftar yürüyor falan. Hayır biz stadımızı seviyoruz falan. Tabii, tabii. Biliyorsun öyle bir durum var. Sizden gelen sorular. Bir tane sorumuz var bugün. Sizce bu ligin en iyi oyuncusu kim? Türk ve yabancı diye ayıralım. İşini kolaylaştır. Peki Türk Ferdi diyorum. Hmm. İlginç bir yanıt. Yok güzel bir yanıt bence. Doğru. Icardi. Icardi dedim fikiriz. Yabancı. Ben Arda Güler'i sıkıştırayım. Arda Güler yükselen yıldız. Tabii. Performans olarak sen haklısın. Potansiyel olarak da benim. Ben ama de boş değilim. Ama performans soruluyor burada. Tabii. En iyi oyuncusu şu anda diyorsun. Türk Ferdi. Katılıyorum ben. Kesinlikle tartışmasız. Pek çok kişi de sana katılır. Görüşlerinizi siz de
videomuzun altına yazabilirsiniz. Merak ediyoruz sizlerin de görüşlerini. Ayrıca her türlü soru, görüş ve önerinizi de bizlere Derbi Meclisi ve NatSpor Twitter hesaplarından iletebilirsiniz. Derbi'nin sunduğu NatSpor gazete sona erdi efendim. Hoşçakalınız.